Tolga Hocam, human papilloma virüs dediğimiz son zamanlarda popüler olan serviks kanserinde kondromlarda rol olduğu düşünülen bir virüs var. Bu virüsü nasıl tespit ederiz kadınlarda? Cihan Hocam, dediğiniz gibi son zamanlarda farkındalık arttı bu virüsle ilgili ama bu virüs aslında çok eski ve çok eski çağlardan beri bilinen bir virüs. Tabii rahim ağzı kanseriyle ilişkisi son 10-15 yılın konusu. Bu virüsü biz nasıl tespit ediyoruz? Bu virüsün 100'den fazla tipi var. Ciltte lezyon yapan, yani ciltte hastalık yapan tipini tespit etmek için herhangi bir tanı yöntemine gerek yok. Zaten gözle gördüğümüz zaman tanıyoruz. Buna biz halk arasında sihir deniyoruz. Sihir gördüğümüz zaman bunun tipik bir görüntüsü var. Dolayısıyla o görüntü bize tanı koymak için yeterli. Bunu laboratuvara desteklemeye ya da bir biyopsi yapmaya gerek yok. Ama bunun dışında rahim ağzı kanseriyle ilişkili olan türleri genellikle herhangi bir bulgu, semptom yani şikayete yol açmıyor. Bunları ancak tarama testlerinde HPV DNA testi yaparak anlıyoruz. Peki örneğin sihir gördüğümüz hastalarda, sihir olan hastalarda HPV tiplendirmesi testi yapmamıza gerek var mı yüksek riskli HPV tipleri açısından? Sadece sihir gördüğümüz hastada HPV tiplendirmesi yapmaya hiç gerek yok. Çünkü sihir yapan HPV tipleri bellidir. Ya 6'dır ya 11'dir. Sihir de genellikle de çok genç hastalarda görülür. Dolayısıyla sihir olan bir hastada HPV tiplendirme yapmanın tek mantığı, tek rasyoneli zaten o hastanın yaşının gerektirdiği rahim ağzı kanseri tarama testi neyse onu yapmak gerekir. Yani sihir gördüm. Bu sihir olan hastada kanser yapan türler de vardır mantığıyla bunu araştırmaya gerek yok. Ama eğer hasta zaten 30 yaşın üzerinde ise sihirli olmayanlar gibi HPV DNA testi yapmak gerekir. Ama genç bir hasta, sadece simirle takip etmemiz gereken bir hastaysa sırf sihirli olduğu için ona ayrıca HPV DNA testi yapmanın bize hiçbir yararı yok. Peki tedavi etmeye gerek var mı HPV virüsünü? Şimdi HPV virüsünü şikayete yol açıyorsa tedavi etmemiz gerekir. Zaten HPV virüsünün direkt bir tedavisi yok, bir antibiyotik gibi tedavisi yok. Ancak özellikle sihirler gerek estetik olarak, gerek psikolojik olarak oldukça ciddi sorunlara yol açabiliyor. Ve bunlar bazen gerçekten çok büyük olarak vajinayı daraltabiliyor, kaşıntı ve kanama semptomları yapabiliyor. O zaman mutlaka hasta bize bir tedavi isteğiyle geliyor. Aslında bizim tedavi etmek zorunluluğumuz yok burada. Çünkü bu bir kanser değil, kansere dönmeyecek. Sihirler için konuşuyorum. Ama sıklıkla hasta tedavi arayışında geliyor bize ve haklı da. Kondilomları yani sihirleri biz tedavi ediyoruz. Ama bunun dışında sihirle yol açmayacak bir kanserle ilişkili HPV'nin tedavisi yok. Bunları yakından izlemek gerekiyor. Ancak bir sitolojik yani hücre anomalisine sebep olursa kansere yol açmadan gerekli tedavi yapmak gerekiyor. Peki aşı çıktı. Son zamanlarda HPV aşısı çıktı. Bu HPV aşısı hakkında biraz bilgi verir misiniz? Kaç yaş grubunda yapmamız lazım? Koruyuculuğu nasıldır? HPV dediğimiz gibi rahim ağzı kanserlerinin hepsinden sorumlu bir virüs. Yani rahim ağzı kanserinin eşittir HPV enfeksiyonu. HPV olmadan rahim ağzı kanseri olmuyor başka bir deyişle. Dolayısıyla HPV'ye karşı aşılanırsak rahim ağzı kanserinden kurtulabilir miyiz sorusu çok mantıklı ve gerçekten de korumanın ispatlandığı bir program. Ancak elimizde ki HPV aşıları şu anda dörtlü var. Ama biz biliyoruz ki en az 13 tip kanserle ilişkili. HPV aşısı bütün kadınlara öneriyoruz ya da bütün kız çocuklarına diyelim. Esas bizim hedef kitlemiz 9 yaşından itibaren mümkünse 13-14 yaşına kadar aşılanması bütün kız çocuklarına. Ama eğer bu periyodu kaçırmış ise yaşamın herhangi bir zamanında aşılanabilir. Bunun tam bir üst sınırı yok. Aşılama programıyla en az %70-80'i rahim ağzı kanserinin azaltılacaktır. Ancak aşılanmış bir kadında şu anda yine de aşılanmamışlar gibi rutin simir ve HPV DNA testlerine devam etmesini öneriyoruz. Çünkü dediğimiz gibi aşı sadece belli bir HPV tipini kapsıyor. Bütün HPV'lere karşı şu anda elimizde öyle bir aşı yok. Yakın zamanda 9'lu aşı gelecek ülkemize, şu Amerika'da piyasada olan ama henüz ülkemize girememiş bir 9'lu aşı var. O geldiği zaman bu HPV'nin koruma yüzdesi daha da artacak. Aşı dışında koruma yöntemlerinden
biraz bahsedebilir miyiz? Başka nasıl hastalar kullanabilir HPV virüsünden? HPV virüsünden aslında cinsel ilişkiniz varsa %100 korunamazsınız. Ama korunmak için tabii tek eşli olmak aslında en önemli koruma faktörlerinden bir tanesi. Bunun haricinde prezervatif kullanmak riski bir miktar azaltır ama sıfırlamaz. Çünkü HPV virüsü erkekte penis ve dış genital cildin hepsinde, kadında da öyle, barınabilir. Dolayısıyla sadece prezervatifin koruduğu cilt de olmayacağı için biraz azaltır doğru ama %100 engellemez. Dolayısıyla başka da bir korunma yöntemi yok.